Abi Challenge'ın yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Salı sabahına uyandık sim takvimine göre ve karnımız açmış. Bence güzel bir kahvaltılık vardır diyecektim. Sadece salatamız mevcut ama olsun, salata yesin ki formda kalsın. Evet, kediciğimiz de bakın koltukta uyuyor böyle. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki bir mesleğimiz var. Dream Home Decorator mıydı? Nedir? Renovation mıydı? Öyle bir şeydi. Bu kedine ait bir meslek seçmiştik, fakat meslek mi yapacağız yoksa koca mı ağlayacağız, bu kadar çok mu uzatacağız bu challenge'ı diye düşünürken bir Ken yarattık ve geçen bölümde onunla tanıştık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir tuvalet ihtiyacımızı karşılayalım. Onunla bir date'e çıkalım mı yoksa bura eve davet edelim mi, de hemen böyle bir evlilik olayına girelim mi? Çok merak ediyorum. Bence evimize çağırabiliriz şuradan hemen. Relationships'ten bakayım, şurada bir yerde olacaktın Ken. Neredeydin? İşte buradasın. Evet, hemen şöyle invite diyorum. Kedimiz de maşallah kımıl kımıl. Bak her yeri turluyor. Yalnız dışarıya çıkmasaymış iyiymiş. Bak kendi zaten dünden hazır gelmeye. Şöyle hemen onu invite demiyorum zaten. Yani aslında girilmiş gözüküyor. Şöyle biraz ona give a gift diyor. Hemencik para, bak 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 neler neler. En iyisi biz romantik kategoriden şöyle fiziksel temasla öpelim onu bir. Böyle bir hoş geldiniz olsun. Aa, tuvalette bozmuşsun kız. Olacak iş mi? Bak bak bak. O senin ellerini öpmesi lazım. Sen onun ellerini değil. Şunu değiştirelim. Şöyle 125 milyon harcayalım. Şöyle de bir moplayalım. İlişkimizin arasında şöyle bir mop katalım. Ve first kiss vardı aslında geçen bölümde yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle mor çözü, romans der, fiziksel. Nasıl affection? Nasıl yok ya? Tamam, birazcık hadi şöyle flörtleşelim. Yani niye böyle oldun ki, sen seksi poz diyorsun romans kategorisine. Tamam, çıkmıyor bir şey niyeyse. Sarıldılar. Offer Rose diyor. Birazcık flörtleşmekten gideceğim. Ne oluyoruz? Nereleri seçiyoruz? Kendimizi seçmişiz. Şöyle. Evet, bakın First Kiss'e çıktık. Tamam. Bu arada fatura da iyi gelmiş. 377 simoleon. First Kiss'imizi kondurduk Ken'e. Çok iyi oldu. Biraz da bakın. Şey, o hemen Try for Baby diyor ya. Bu ne acele? Adam nereye gitti ya? Aslı bir boyfriend tabii ki. Ha. Aa, pek de bir kitap aşıklısı canım. Bak tertipli de düzenli gitti, kitabı koydu kitaplığa. Biz böyle bir takıldık galiba, böyle bir şey oldu. Ona erkek arkadaşım olur musun? O zaten dünden razı. Birazdan da şey, evlilik hakkında bir konuşalım bakalım ne düşünecek. Böyle tepesinde ne çıkacak? Aa, evliliğe de sıcak bakıyor. İster misiniz hemen şimdi şurada buna bir şey yapayım, evlilik yapıştırayım. Propose diyor. Neden? Yeterli arkadaşlığımız yok diyor. Şey yap diyor, birazcık öv onu. Ondan sonra share foto vardı bir yerlerde, interestlerde ne var bakalım, ne varsa söyleyeceğiz, asır yeter ki arkadaşlığımız gelişsin. Şöyle başka ne var, story small talk var. Evet, bakın share foto var, bu bizim birazcık daha arkadaşlığımızı şey yapabilir. İlerletti mi, ilerletmedi, yine bence not enough diyecektir. Romance proposta, evet. Yani adam gitti ya. Sanki niye gittin şimdi sen? İşi falan var galiba. Ay, yine kaldık mı biz bize? Aa, böyle olmaz ki ama ya. Ne yapalım? Bizim bir mağazamız vardı. Visit to mağaza diyelim. Travel to venue herhalde bunu diyoruz değil mi? Bir diyelim bakalım. Evet, çıtı pıtı dükkanımıza geldik. Şöyle go here diyorum. Aslında buranın böyle hitap etmesi için beyaz pembe tonlarında olması lazım. Open diyorum. Open dedim. Evet, open for business oldu. Hadi bunları biraz satalım. Bakalım ne kazanacağız. Burada hanemiz hala burada. 1897 simoleon var. Biraz bir şey yapmamız lazım. Satış yapmamız lazım. İşte gelen giden de yok. Şöyle biraz hızlandırayım. Gel bari kızım, burada bekle, yani kasada bekliyormuş gibi dur. İnsancıklar bir bakınsın. Hoş geldin, beş gittin yok mu acaba? Şöyle greet customer de. Çocukların da belki parası vardır. Yani bu, biliyorsunuz, paranın ve imanın kimde olduğu belli olmaz. Çocuklara da satış yapabiliriz. Evet, güzel. Hadi bakalım böyle güzel şeyler kazanır. Bunları nerede harcayacağız? Şurada perk pointler.
Bakayım bir var mı böyle 95 milyonluk bir şey? Aslında var galiba diyecektim. My First Million diye bir şey alıyormuşuz bir başarı. Regis ondan sonrakiler artık yani gördüğünüz gibi Faster Restaurant bayağı bir artıyor. Aslında var ya bu da güzel oynanacak bir şeye. Yani bundan bile bir seri çıkar. Ama Ken geldi. Ne diyor? Marriage diyor. Of, tabii ki evet kesinlikle. Adam geldi bize evlilik teklif etti. Gördünüz mü şu an? Bakın evlilik teklifi aldık. Nişanlandık. Diyor ki lot birlikte yaşamak ister misin diyor. Yes tabii ki evet. Yani birlikte şimdi şu an okey diyoruz taşınıyoruz. Sen bizim eve geliyorsun. Bizim arsamız daha geniş sana göre. İyi para geldi. 199 milyonu varmış. Sell all furniture diyoruz. Bütün mobilyaları da satsın. Ne yapacağız yani? Inventory'yi atıyor sonra. Atmasın. Onlarla birlikte bakalım. 218 oldu. 13 bin liralık mobilyası varmış garibim. Sana biz great customer dedik mi dememişiz. İyi oldu ya. Adam geldi görüyor musun? Kendi ayaklarıyla bizi. Hemen şurada böyle düğün şey yapalım mı? Ne yapmayalım. Bir dakika sil gitsin. Nerede yapacağımızı bile bilmiyorum. Hadi yapalım. Şey yapalım. Tamam. Buldum. Bu bizim ilk şey. Şöyle wedding ceremony diyorum. Okey. Gelin ve damat hazır. Onur konuğu yok. Hiç kimseyi davet etmedik. Şu misafirler davet edebilirim. Abdel'i davet edecektik. Hatırlıyor musunuz? Ondan intikamımızı almamız lazım. Arkadaşı Samuel. Bizim işte arkadaşımız Lakşimi falan filan. Bunlar başka yeter. 3 kişi yeter. Abdel böyle hırsından kudursun. Yani bize yeter. Mikey de böyle bilmiyorum. Bununla da arkadaş olmuşuz. Nereden arkadaş olduysak artık o da gelsin. Sonra ne yapıyoruz? İleriye şuradan herhalde sanırım. Exchange Vows diyeceğiz zaten. Throw Rice diyeceğiz. Cupcake'imiz falan yok. Komşularla konuşabiliriz. Yürüme var mıydı orada bilmiyorum. Öpücük var. Ondan sonra First Dance müzik aleti var mı orada bilmiyorum. First Dance yapabilecek miyiz? Tamam yeterli bu kadar. Dördünü yapalım da. Gerisi önemli değil. Daha güzel kıyafetleriniz var. Yeterli. Ondan sonra burada seçelim bakalım. Burası değildi sanki. Neresiydi? Olsa Spring'de değildi bu. Sen Myşuno muydu? Yok canım buralar. Ha işte burası. Sen Myşuno'daymış bu. Düğün yeri bakın. Tamam burayı seçiyorum. Center Park'ı. Okey diyorum ve gidiyoruz galiba. Tabi iş yerinde hiç satış yapmadığımız için böyle bir ekranla başladık. Tadı sıfır. Evet giyiniriz. Abdel nerede? Abdel burada. Tamam. Herkesle grup oluşturamıyor muyuz? Form grup. Yani nasıl yapacağız onu? More choice action. Etti grup. Seni de etti grup diyeyim. Diyebiliyor muyum? Action. Etti grup. Herkes o zaman buradan tek tek seçmem lazım. Şöyle bir durun. Abdel'i de seçiyorum. Grup olarak hareket edeceğiz arkadaşlar. Ayrılmak yok. Ben nereye gidiyorsam siz de oraya geleceksiniz. Sen kimsin? Lakşim. Aha bayağı da Hint esintili kıyafetler de giymiş bu. Etti grup dedim. Okey şimdi bakayım. Şöyle yukarıya hepiniz bir çıkıyorsunuz ama ne var burada? Çok merak ettim. Bayağı bir dinlence yerleri var böyle. Ne böyle ne yapacağınız? Müzik çalacaklar. Kitap okuyacaklar. Ay çok sıkıcısınız. Böyle olur mu böyle wedding ceremony? Hepiniz şimdi geliyorsunuz buraya şimdi böyle. Go here together diyorum. Hepimiz burada yerlerimizi alalım. Hepimiz burada bir birleşelim. Şöyle bütün misafirler gelsin. Bir daha go here together diyorum. Bütün herkes gelene kadar buraya. Ay ışıklar da ne güzel oldu görüyor musun böyle? Valla. Hadi bakalım. Go here together tekrar ve tekrar diyorum. Herkes gelince yapacağız bu işi. Bence. Tamam. Geldiniz mi? Herkes geldi. Güzel. Şimdi diyorum ki exchange wall diyorum. Hadi bakalım. Sadece desen ya da kiss diyeyim böyle. Tamam evet. Böyle diyorum. Hadi bakalım. Umarım olacak. Konuklar da buradayken. Aa hayret. Bu sefer oldu. Başladılar yani. Törene. Bak alkışları da almaya başladık. Gayet iyi gidiyoruz. Bak o oturdu.
Abdel hiç üzülmedim bir şey yok. Bir tık yok ya bu Abdel'de. Senin gözlerin önünde evleniyorum şu an. Yani simimi birazcık rötuşlasam mı acaba bu boynu çok mu koyu duruyor? Evet bak yüzüğü de taktık görüyor musun? Sen de bize yapıştırmayacaksın mı yüzüğü? Ha bitti mi? Ne oldu? Hani hiç müzik duymadık biz. O da bize yüzüğü takıyor. Oh kocaman. Maşallah. Hadi bakalım. Oh. İki tane de yaptım. Exchange Balls'la kiss öpücük oldu. Şimdi böyle seronomiden seçeceğiz böyle bakalım. More choice var mıydı bir şey? Yok muydu bir şey? Heh, aktivite ne varmış mesela? Throw rice diyorum. Evet. Bakalım çıkacak mı? Yani pirinç atacaklar mı bana? Evet, pirinç de atıyorlar bana. Harika. Şimdi have speech diyeceğim. Give speech. Bakın gördünüz mü? Tamam. Bu ver. Bu konuşsun onunla. Evet. Bak konuşuyor. Ortalığa konuşuyor sözde yani ama öyle tersten konuşuyor. Yine böyle pirinçler atılırken konuşmamızı yaptık. Harika. Burada bunu patlatabiliyor muyuz? Bence patlatabiliyoruz. Yapacağım birazdan. Onu da yapacağım. Keşke seçmeli olsaydı o da onu da seçebilirdik. Abdel hiç etkilenmedi bu durumdan. Sanki hatta daha da mı böyle bir romantiğe atmış? Abi çözemedim. Adam bir demoralize olurdu ya. Kız atmalara doyamadın sen de pirinç. Pirinç tarlan mı vardı atıyorsun? Kızım sen de bir konuş konuş o da bitti. Harika. Bakayım şunu bir yakalım mı? Hadi patlatalım. Hadi düğünümüzü kutlayalım. Bence bunu kutlayınca düğünümüz bitmeli gibi hissediyorum. Bakıcıyım. Bunu izliyoruz böyle tepede. Sadece bir tek kendi izliyormuş gibi geliyor şu an. Sen izliyor musun? Yok, sen sohbete gidiyorsun. Valla oturdun ama sohbet edecek kimse de yok. Biri geliyor sana sohbete zaten. Böyle yok, söndürme var. Ya kızım kendin evlendin, kendin kutladın. Bir şeyler yapmış oldum böylelikle. Daha tamam bitti hadi. Bu da bitti. Şöyle biraz hızlandırayım. Oh maşallah daha da patlatıyoruz. Bitmiyor mu o? Seronomi de bitti aslında. Her şeyi yaptık yeter. Gelin ve damadı baş başa bırakmak lazım aslında. Kart da çıktı orada sanırım en son. Tamam bitti. Tamam hadi bence yeterli böyle. Gel sen de buraya sohbete katılalım bari. Go here diyelim. Arkadaşınla konuş. Aa bu senin zaten kitap şeyinden arkadaşındı kulübünden. Ha, aferin böyle konuşun birazcık. İhtiyaçlarımız da giderek artıyor. Adamın da kendi ayağıyla bize gelmiş olması, evlilik teklifi falan birlikte yaşamayı teklif etmiş olması süper oldu. Güzel bir şey kaydettik. Aşama. Bunu nasıl sonlandıracağız bilmiyorum ama bayağı bir ihtiyaçlarımız da söz konusu. Yemek yapan oldu mu hiç aranızdan? Daha yok. Hadi yapın. Ben de şöyle bir ihtiyaç karşılayayım. Şöyle yüz diyeyim. Bu da gelsin burada bir ihtiyaç karşılasın. Tabii o orada karşılamayacak çünkü erkek tarafı bu taraf herhalde. Güzel. İhtiyaçlarımız var. Onları giderelim. Bizim kitap kulübündeki kadın da adını unutuyorum habire. Maki diyorum ona. Bundan sonra Maki diyeceğim ona. Akılda en kalıcı olan o. Maki bize yemek yap. Yaptın mı kız? Kendine mi yaptın? Bir tek kendine Müslüman kadınsın. Ya valla. Kız Lakşimi. Hadi sen doğrudan yap bize bir şeyler. Yani yapmayacaksan ben yapacağım şimdi size bir serve dinner olarak şöyle bir onigiri yapayım birazcık gözünüz gönlünüz şenlensin. Aa adam yapacak yemeği. Kadın da hiçbir şey yapmayacak bari cooking together diyeydin de birlikte yapaydılar. Valla ama sen bak bayağı bir şey yapıyorsun he. Toplu yemek yapıyorsun gibime geldi. Bakayım. Yo single yaptın. Tabii canım. Ama bak şimdi benim adım hepinize yemek yapmış olacak topluca. Ya bakayım kız sen de böyle buraya go here diyorum. Süremiz de hızlı ama hala daha seronomi bitmiş değil. Bakalım ne zaman son bulacak seronomi. Ha bakalım sen de bir buradan grab serving yap bakalım.
Keşke yemek de deseydim. Böyle yemek şeyi de yapmış olurduk. Vaktimiz yetiyormuş meğersem. Tamam. Hadi bakalım, senin neye ihtiyacın var? Yok ya, böyle burada otur. Sohbet edin falan, bir şeyler yapın. Yoksa artık eve gidelim diyeceğim ama o da çıkmıyor. Çünkü şu an eve gidemezsin diyor. Hala daha biz seremoni içerisindeyiz. Gece 2'ye kadar devam edecek gibime geliyor. Bütün eventler öyle devam ediyor ya, akşam gece 2'ye kadar. Evlilik yaratadı ama bak, görüyor musun? Hep bu anı bekliyormuş gibi sanki. Bu ne olmak istiyormuş? Master Maker olmak istiyormuş. Yaparız. Ne yapalım? 3 çocuk yapacağız daha. Ev hanımı. Artık bizim kızımız bu işten mişten çıkabilir yani. Tabii artık ev hanımı olacak. Evlendi çocuk. Adam kazanacak parayı. Adamda iş yok ki. Ne yapacağız? Adama ilk işimiz sabahına 2 oldu saat. Nasıl bitecek bu event? Nasıl bitireceğiz event'ı? Burada var mı bununla alakalı bir şey mor? Ah, bitti. Harika. Nihayet. Aa, 2.48'de bitti. Sabaha karşı. Event bitti. Hadi bakalım, evimize gidelim şimdi. Vakit epeyce geç oldu. Aman, evimize barkımıza geldik nihayet. Tabi uykumuz da var. Kedimizle nasıl anlaşıyor musun? Sen kedi sever misin? Şöyle talk to diyelim bakalım. Kediyle aran nasıl? Burada bir pisliğimiz var. Ay, ev pislenmiş tekrardan. Ne oluyor? Bunu bir close de bari de. Heh. Ne oldu? Beğenmedin mi adamı? Get to know da bakayım. Miyavsu free spirit diyor. Özgür bir ruh diyor. Şimdi gidecekmiş. Bazı sürprizle hamile kalıp gelecek. Bak, ben size diyeyim. Erkek değil miydi bu? Miyavsu erkekti ya. Değil mi? Nereden bakıyorduk senin gender'ına? Şöyle mi seçiyorduk? Vallahi bilemedim şu an. Neyse, bizim kızımızın artık uykusu geldi. Sabah olmak üzere. Bunları artık ben bir şöyle Woohoo with Ken diyeyim. Böyle bir gerdek temasıyla da ilerleyelim. Ve biz de sabah adama iş bulalım. Kızı işten çıkaralım. Ve bir sonraki bölümde de artık aile, yani yuvamızı kuralım. Evet, bizim Ken uyandı. Evet, yemeğimiz var, salatamız var. Dolapta ne olduğunu biliyoruz. Gelip yiyebilirsin. Sanıyorum ki henüz daha kokuşmadı. Dolabımız beyaz. Burada yeşil dumanlar çıkmadığına göre okey. Sen epey yorgunsun. Senin biraz daha dinlenmen lazım. Ama bu arada evi de bayağı bir temizlememiz gerekiyor. Ken'e de bir iş bulmamız lazım. O bir Star Maker olduğuna göre ona fabrikasyon, reticle, batch time, bununla alakalı, ekoler style ile alakalı bir iş bulmam gerekiyor sanırım. Şöyle Finder Job diyeyim, bakayım var mı böyle bir kategori. Evet, bize açıldı. Civil designer mı dememiz lazım? Bunu demeyeceğiz mi? Ekoler style, bu ikisinden biri muhtemelen. Ama vahşi yaşam diyor bu. Sen bir tık böyle sivil designer olarak iyisin gibi. Engineer da robotik. Ondan sonra havada bir sıcak bir sıcak, anlatamam size yani. Teknik kuru da var ama bilemiyorum şu an. Bence fisherman falan filan. Ha, bu balıkçılığı bir bilmiyordum he. Bir de bir ara bunu denemek lazım. Bunu kendimiz oynayabiliyoruz herhalde. Tamam, ay, bir kameram böyle bir sarsıldı. Ben şey alıyorum, sivil Engineer designer, civil designer alıyorum ben. Green teknisyen ya da civic planner. Tamam, bir böyle bir de gidelim bakalım. İşe gidebiliyor muyuz şu an? Bu materyalleri istiyoruz tabii ki. Evet. Heh, tamam, böyle seçtik. Şimdi biz tatildeyiz bugün için, işe gitmiyoruz. 20 saat sonra diyor. Kızımızdan da bakalım, iş bölümünde var mı böyle Finder Job. Bunu delete yapamıyor muyuz? Quit Job diyebiliyormuşuz. Tamam. Kalktı da zaten. Bir Quit Job diyoruz. Onunla da evet, quit istemiyoruz artık. O artık ev hanımı. Tamam, biliyorum kokuşmuşsun bence. Önce gel sen bir duşunu al. Sonra yemeğini ye. Şöyle leftover diyelim. Adam ne yapsın şimdi? Adamı bir şeyler geliştirmemiz lazım. Fabrikasyonu level 3 yapmak için ne lazım? Study Fabrication From kitabı da olabilir bunun. Ya da fabrikatör object almam lazım ama paramız 120 milyon paramız var la bizim. Nereden geldi bu bolluk? Alabilirim evimi de hatta güzelce.
Ha, ben de kızımız bir yere gidiyor sandım ama meğersem sadece üstünü değişmiş. Kencim gel sen biraz böyle evi böyle bir süpürebiliyor musun? Süpüremiyorsun. Şunu bir refill yap bakalım biraz bir tazele. Senin de mi tuvaletin geldi? Hadi sen de tuvalete git. Sen de yemeğini yedin galiba. Sana bir şey yaptıracaktım. Ben ne yaptıracaktım? Ha, yerleri bir süpürecektim sana. Tamam. Evet, artık aile olduk biz kendine birlikte. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar bu aile oyunumuza. Ben bir hemen bir kafada bir senaryo tasarlayayım, çizeyim. Çünkü bunu çok alelacele çektiğim bir bölüm oldu bu da. Sırf yani haftayı kaçırmamak adına bu bölümü çekmişim gibi hissediyorum. Ya da şöyle de psikolojiye bürünmüş olabilirim. Artık bir kocası olsun. O yüzden bir şeye geldi, aceleye gelmiş gibi olduğunu hissediyorum. Gelecek bölümde umarım daha keyifli bir şekilde oynayacağız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.